Asist analiz ekranlarından herkese merhaba. Volkan Demir'le birlikte bu hafta her zaman olduğu gibi Fenerbahçe gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Hoş geldin Volkan. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Yeni bir formatta. Evet, bence çok keyifli oldu. Evet. Sence? Asist kafede buluşup sohbet ediyoruz. Aynen, kahvelerimizi de aldık biz. Aynen öyle. Şöyle çok güzel bir sohbet edelim, Fenerbahçe konuşalım Fenerbahçe istiyoruz. Fenerbahçe sohbeti yapacağız. İzleyicilerimiz de zaten senin neler söyleyeceğini merakla bekliyor. Bu arada benim 4-5 ya da 6. yayınım olabilir. Çok güzel yorumlar yapıyorlar. Evet. Görüyorum, okuyorum hepsini. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bizim açımızdan yorumlarınız. Genellikle de güzel olduğu için de ekstra mutlu oluyorum. Herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel. Senin sayende ben de bundan birazcık yararlanmış oluyorum. Estağfurullah. Arada böyle bana da güzel yorumlar geliyor. Teşekkür ederim. Zaten çok keyifli bence de seninle program yapmak. Çok teşekkür ederim. Aynı tekrardan şekilde. Tekrardan burada olduğun için biz de çok mutlu olduğumuzu belirtelim. Hemen başlayalım. Fenerbahçe ile. Şimdi bu hafta Fenerbahçe Konyaspor'la karşılaşacak ama öncesinde istersen bir geçen haftayı birazcık konuşalım. Antalyaspor karşılaşmasını yine 2-1 kazandı Fenerbahçe. Şu anda maç fazlasıyla lider durumda bir Fenerbahçe var. Her şeyin iyi gittiğini söyleyebiliriz. Ama birazcık maçın içinden değerlendirmeler yapalım istersen. Ondan önceki haftanın ilk 11'iyle başladı aslında Erol Bulut. Bu eleştirildi çünkü aslında biz de konuşmuştuk. Çok da fazla denenmişi denemeye gerek var mıydı? Çünkü aslında ondan yine sonuç aynı problem alamamıştı. Yine aynı problem olacak ki gibi yine aynı problem yaşandı diyebiliriz. Evet. İlk yarı zaten çok da istediğini alabilen bir Fenerbahçe yoktu. Önce Antalyaspor karşılaşmasını birazcık değerlendirelim, sonra devam edelim. İlk yarı Antalya maçının ilk yarısı aslında pozisyon sayısı olarak Trabzon maçına oranla daha iyiydi. Ama tabii bunda Antalyaspor'un kadrosunun oynatmak zorunda kaldığı oyuncuların profilleri de çok etkili. Şimdi Orgil, Podolski ve Yahovic'in aynı anda sahada olduğu bir maçta çok iyi bir takım savunması zaten bekleyemezsin. Zaten bu oyuncular sıkıntılı oyuncular o konuda. Üçü aynı anda sahada olunca ile Fenerbahçe tamamen at koşturduğu bir ilk yarı oynadı. Yani çok fazla pozisyona da girildi. Evet. Şimdi orada Sosa özelinde sen aslında soruyorsun. Sosa, ya bu Sosa ne yapıyor? Yani Trabzon maçında biraz döküldü. Şimdi Antalya maçında biraz sallandı. Sosa'dan vazgeçilir mi? Ben açık ve net söyleyeyim. Sosa konusunda sadece Erol Bulut değil, hiçbir teknik adam bir maçta, iki maçta Sosa'yı silip kenara atamaz. Jose Sosa sizi belki de tek başına şampiyon yapabilecek kalitede bir oyuncudur. Şimdi evet, ben de katılıyorum. Maçın içinde dönem dönem kaybolduğu anlar oluyor. Dönem dönem temposunun düştüğü anlar oluyor. Ama toplama baktığında ligin başından 7. haftasına kadar geldiğinde Jose Sosa bir an önce kulübeye çekilmesi gereken oyuncular listesinde bence yok. Çünkü bu adamın yarın Konyaspor karşısında maçı size tek başına kazandıramayacağını asla iddia edemezsiniz. Böyle bir oyuncuyu da kolay kolay hiçbir teknik adam kaybetmek istemez. Ha şunu söyleyeyim. Ozan'ın geriye geldi. Yani Gustavo'nun yanına geldi. İşte Pelkas Perotti veya Pelkas Samatta Sisse gibi oyunlar daha efektif oluyor. Daha hücum zenginliği olan oyunlar oluyor. Özellikle Pelkas'ın kendi yerinde oynadığı evet. durum. Ve Ozan'ın da aslında kendi evet. yerinde oynadığı oyunlar daha keyifli oluyor. Buna katılıyorum. Ama şunu belirtmem lazım. Bu oyun için Sosa'dan vazgeçmek çok büyük bir riski içinde barındırıyor. Ben o yüzden Erol Hoca'nın birkaç hafta daha bu düzenle devam etme ihtimalini hayli yüksek görüyorum. Ve eğer artık Sosa daha da düşerse ya da işte ne bileyim hani aynı problemler devam ederse üst üste 3 maç, 4 maç, 5 maç ondan sonra o da daha somut adımlar atar ama şu an itibariyle ben bu Gustavo Sosa'nın ikisinin yan yana oynadığı düzenden vazgeçileceğini düşünmüyorum. Şimdi aslında şunu da söylemek istiyorum. Şimdi ben geçen Emre Bol'la yaptığım yayında Fenerbahçe'nin maçı zor kazandığından bahsetmiştim ama izleyicilerimiz bana kızmış ama ben bunu şu anlamda söyledim. Skor. Skor anlamında çünkü çok fazla gol pozisyonuna girmesine rağmen bu kadar ki hatta dedim ki tarihi bir gol gol sayısına ulaşabileceği tabii, bir karşılaşmada zor kazanmak, penaltıyla kazanmak. Bunu neye bağlıyorsun? Yani burada aslında ne yapılması gerekiyor Fenerbahçe'nin skor anlamında bu kadar kısır kalmaması adına? Şimdi bu noktada gelen bazı eleştiriler var. Çok fazla kanat ortası yapıldığına dair. Başta işte Sayın Abdullah Avcı yaptı.
Caner'i ben o yüzden Beşiktaş'ta orta sahada denemeye çalıştım. Çünkü sürekli orta yapıyor ama asist yok gibi bir değerlendirmede bulundu. Ben Abdullah Hoca'nın futbol görüşüne inanılmaz saygı duyan bir adamım. Çok net söylüyorum. Ben Türkiye'de çok değerli birkaç teknik adamdan bir tanesi. Hiç onun lafın üstüne laf söyleyecek durumda değiliz. Haddimizi de biliriz. En başta onu söyleyeyim. Ama ben bu tespitine katılmıyorum. Neden? Antalya Spor maçının özetini birlikte oturalım izleyelim. Evet. Caner çok orta yapmış. Katılıyorum, çok orta yaptı. Fenerbahçe'nin girdiği tehlikeli pozisyonların içinde kaç tanesi de Caner var? Buna da bakalım. Asist yok da Tisserand'ın vurduğu kafada ortayı kim yapıyor? Kornerleri kim kullanıyor direklerden dönenlerde? Yani bu kadar etkili orta yapabilen Caner Erkin varken bunu bir silah olarak kullanmamak bir teknik adam açısından bana göre bir eksiklik olur. Bence Erol Hoca burada doğrusunu yapıyor. Ha, Caner belki biraz daha ortaları daha yüksek konsantrasyonla daha isabetli yapmaya çalışabilir elbette. Ama ben isabet konusunda da hani belki Fenerbahçeli oyunculara değmeden de bazı pozisyonlar tehlikeli oluyor. Örnek Trabzonspor maçı. Bir tane orta yaptı. Samat da vuramadı. Rakipten sekti. Valencia üstten out attı. Evet. Şimdi bu asist olmadıysa Caner'in suçu yok ki bunda. Aynen. Valencia üstten out attı topu. O yüzden mesela bu yani Caner'in orta sayısının azaltılması gerekiyor eleştirisine ben kesinlikle katılmıyorum. Bu bir. İki, işte biraz daha üçgenler kurup ara paslarla rakip ceza sahasına girsin Fenerbahçe. Ortalarla, kanatlardan değil de göbekten delmeye çalışsın. İkinci gelen eleştiri de genel olarak bu. Evet. Onu yapabilsen zaten Antalyaspor sana o boşluğu bıraksa zaten onu yapar Fenerbahçe. O kalitede oyuncular var. Ama rakip mayın tarlası gibi ceza sahasının içine ve etrafına diziliyor. Hele bir de 10 kişi kalmış. Boşluk yok ki. Yapabileceğin iki tane şey var. Bir, uzaktan şut. Ki onu yaptı Gustavo direkten döndü. İki, kanat ortası yüksek oyuncuyla indirip pozisyon bulma. Onu da yaptı. Adem'i aldı oyuna. Evet. Adem'i indirdi. Arka direkte Sisse vurdu. İşte o da direkten döndü. En son artık bir tane Perotti topla daldı içeriye. Ve penaltı aldı. Bireysel yeteneğiyle kazandırdı maçı. Fenerbahçe'nin zorlandığı şöyle. Zorlandı derken hani senin yorumunu izleyici yanlış anlamış diye ifade ettik ya. Aslında senin yorumun doğru. Şöyle doğru. Pozisyonu gole çevirmekte zorlandı. Ama pozisyona girmekte zorlanmadı. Evet. Yani bu bölüm bölüm değerlendirmek lazım Fenerbahçe'nin oyununu. Fenerbahçe bence çok değerli bir performans sergiliyor. Bir kere fiziksel olarak. Kesinlikle. 90 dakika hiç düşmeyen, neredeyse hiç düşmeyen bir baskı ve sürekli isteyen, sürekli arayan, sürekli bir oyunun içinde var olmaya çalışan bir oyuncu grubu. Hiç kimse kaçak dövüşmüyor. Hı hı. Bence bu çok önemli. Bunun da tabii ana sebebi hep konuştuğumuz işte ilk 11'i şampiyonluğa oynar, ikinci 11'i ilk 3'e, ilk 5'e oynar diyoruz ya. Şimdi atıyorum, yani. Gökhan Gönül biraz sahada dinleneyim derse hemen yandan Sangare'yi çağırabilir Erol Hoca. Yani bu da aslında biraz oyuncuları diri tutuyor. Yani biraz mecbur bırakıyor sahanın içinde kalmaya. Daha efektif olmaya ve daha yüksek konsantrasyonla oynamaya. Ben o açıdan şu anda Fenerbahçe'nin tabii yarın Konya Spor maçı var. Kazanılırsa çok büyük bir özgüven, çok büyük bir moral ve çok ciddi bir puanla tabii ilk ki 8 maçı tamamlayacağını ifade etmemiz lazım. Sonrası için de şunları belirtelim. Bir milli ara olacak. Yine gidenler olacak vesaire. Hani milli ara dönüşleri sıkıntılı olabilir ilk hafta ama sonrası açısından işte Perotti daha iyi hale gelir muhtemelen. Sisse yine daha dakikasını artıracak seviyeye gelir. Yani takım gelişecek. Bu milli ara da Fenerbahçe için iyi olacak. Ocak ayına kadar da Fenerbahçe yapabildiği kadar başta ezeli rakipleri olmak üzere puan farkı yapması lazım. Çünkü Ocak'ta Beşiktaş'ta Galatasaray'da transferde boş durmaz. Şimdi Volkan Perotti demişken aslında şuna da değinelim. Bu karşılaşmada oyuna girdi. Bu hafta Konyaspor maçında oynayacak mı? Oynayacaksa çünkü tamamen yapı değişecek. Nasıl bir yapıyla sahada olur Erol Bulut? Bunun yanıtını sana şu an veremem çünkü yani şu videoyu çektiğimiz saatte akşam antrenmanı henüz tamamlanmamıştı, başlamamıştı. Dün Sosa'nın bir problemi oldu. Kasık problemi oldu ve antrenman tedbir amaçlı yarıda bıraktı.
Bugün antrenmanda olacağı söylendi. Ama eğer bir problem olursa, o dakikadan sonra, yani o antrenmanı bıraktıktan sonraki dakikalarda daha kötü duruma geldiyse, oynayamayacak pozisyona geldiyse veya teknik heyet bu maçta seni riske etmeyelim, bu sakatlık uzayabilir diye düşünüyorsa Sosa oynamayabilir. Ama gelen bilgi, teknik heyetten gelen bilgi, Sosa'nın oynayacağını da. Cuma günü akşam taktik antrenmanında yer alacağı yönündeydi. Yani şu anda henüz bir bilgim yok o konuyla ilgili. Net konuşamam. Ama Sosa oynamazsa da B planı da hazır Fenerbahçe'nin. Onu da söyleyeyim sana. B planı Sosa oynamazsa Perotti oynayacak. Sosa'nın yerine Mert Hakan oynayabilir şeklinde haberler vardı. Evet. Ama benim duyduğum Perotti oynayacak. Orta saha Ozan Gustavo şeklinde olacak. Pelkas 10 numarada. Solda Perotti. En uçta Samat'ta. Sağda Valencia. Böyle bir düzen. Yani B planı bu. Mert Hakan'ın ilk 11 değil ama belki 45'ten sonra oyuna dahil olma durumu söz konusu olabilir. Yani en azından benim aldığım bilgi bu yönde. Şimdi o istihbaratı alan arkadaşlarımıza da saygısızlık olmasın. Onlar da mutlaka sağlam bilgiler alıyorlardır ama zamanlara da benim aldığım, benim konuştuğum insanlarla edindiğim bilgiler bu yönde. Sosa oynamazsa şayet Ozan, Gustavo ikilisi dörtlünün önünde, savunmanın önünde. Onların önünde Pelkas 10 numarada, sağda Valencia, solda Perotti, en uçta da Samatta şeklinde. Tabii ondan sonra Sisse var işte hamle oyuncusu olarak kullanabileceği. İsmail Hoca gerçekten bayağıdır da görüşmüyorum kendisiyle. Buradan izliyorsa kendisine de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ama onun da kariyerinde böyle dönem dönem yaşadığı şanssızlıklar vardı işte. Eskişehir'de, Gaziantep'te. Ankara gücünde çok iyi seviyelere getirir takımları ama böyle ufak detaylar İsmail Hoca için başarısız gibi gözükür ama aslında bence çok iyi bir teknik adam ve Konyaspor'u da oyun olarak son derece geliştirmiş. Şimdi bir Gaziantep maçını izledim. Gaziantep karşısında 2-0, 3-0 yapabilecekken oyunu, pozisyonları var ve çok net direklerden dönüyor filan. Maçı kaybettiler. Başakşehir maçı 2-0 yenik duruma düştükten sonra bir 15-20 dakika mükemmel bir baskıları var. Kesinlikle. Yani oyun olarak Konyaspor yukarı doğru çıkmış İsmail Kartal'la. Ama Fenerbahçe karşısında yeter mi? O konuda benim soru işaretlerim var. Başarılar diyorum. Konyaspor'da da çok büyük bir camia. Ve İsmail Kartal için de çok önemli, çok değerli bir fırsat. Sevdiğim bir insan olduğu için çok başarılı olmasını istiyorum ama dediğim gibi Fenerbahçe karşısında yani favorinin Fenerbahçe olduğunu söylemek lazım. Aslında şu anda Konyaspor özelinde değil. Fenerbahçe hangi takımla karşılaşırsa karşılaşsın. O karşı taraftaki takım ister istemez böyle bir durumda hissedebilir kendini. Çünkü gerçekten iyi giden bir Fenerbahçe, her şeyin yolunda gittiği bir Fenerbahçe var. Dolayısıyla bu diğer takımlar için ekstra bir sıkıntı yaratacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tek tek yukarıdan aşağı bakalım takımlara. Alanyaspor iyi top oynuyor diyoruz. Evet. Başakşehir toparlandı eski geçen yılki havasını yakalamış durumda. Galatasaray problemli. Beşiktaş yeni yeni ayağa kalkıyor. Trabzonspor yaşadıkları ortada. Evet. Yani baktığın zaman Başakşehir ve Alanyaspor dışında Fenerbahçe futbol olarak, oyun olarak karşılık verebilecek bir takım yok zaten ligde. Evet. Fenerbahçe açısından kadro kalitesi en önemli avantajı. Ha, bu kadro kalitesini de sahaya yansıtamayan hocalar oluyordu geçmiş dönemde. Tabii. Şu anda ben Erol Bulut'u o anlamda tebrik etmek istiyorum. Kadrosunun hakkını veriyor. Helal olsun diyorum. Ve yani çok da beklenenden bayağı iyi sonuçlarla ve bayağı iyi bir futbolla geçti Fenerbahçe bu şey sürecini. Nekaat sürecini diyeyim. Zaten hep şey diyorlardı işte hani Kasım'a kadar süre verelim Erol Hoca'ya ki Ali Koç da aynısını söylemişti ama bu süreye kadar olan kısmı zaten çok iyi atlattı Fenerbahçe. Bundan sonra çok daha birlik bir takım ve Erol Bulut'un da çok daha iyi yönetimiyle ki şu ana kadar da iyi yönetiyor tabii ki çok daha iyi başarılar alacak gibi duruyor. O yüzden Fenerbahçe taraftarı şüphesiz ki çok mutlu ve çok keyifli. Tabii 7 maç 17 puan. 8 maç yani yenerse Konyaspor 8 maç 20 puan. Evet. Yani 2 tane beraberlik de kapatıyor. Mükemmel bir başlangıç. Ki bu ligde hep dengeler birbirine çok yakın yani. Takımlar birbirine çok çelme takabiliyor. Bence harika bir başlangıç. Esas Fenerbahçe'nin avantajı Ocak ayında başlayacak. Ocak ayında sonra eğer Galatasaray ve Beşiktaş transferde çok ciddi bir atılım yapmazsa ki yapmak zorundalar. Evet. İkisi de. Şu anda.
Ocak ayından sonra ne başlıyor biliyor musun? Çarşamba, pazar, çarşamba maçlar. Aynen. Orada dinlendirmek zorunda kalacaksın. Samatta'yı dinlendireceksin, Sisse'yi koyacaksın gibi. Sosa'yı dinlendireceksin, işte ne bileyim Ozan'ı oraya çekeceksin. Gökhan'ı dinlendireceksin, Nazım'ı kullanacaksın gibi. Şimdi bu zaman, işte o zaman Fenerbahçe'nin bu kadro genişliğinin anlamı ortaya çıkacak. Evet. Neden bu kadro kuruldu? Neden böyle geniş bir rotasyon Fenerbahçe'de var sorusunun yanıtı Ocak ayında verilecek. Ocak ayının başından itibaren bu arada 3 Ocak, 6 Ocak Fenerbahçe'nin mesela arka arkaya 2 tane maçı var. Ocak ayının başından Mayıs ayına kadar 7-8 tane hafta içi maç oynuyor takımlar. Burada bir Avrupa serüveni gibi düşün. Nasıl tabii. Avrupa olduğu zaman hafta arası maçlarda takımlar yıpranıyor. Avrupa serüveni gibi düşün. Orada da işte kadrosu geniş olan büyük avantaj yakalayacak. Burada da Erol Hoca'nın da tabii bu rotasyonu çok doğru bir şekilde yönetmesi, oyuncuların alacağı süreleri çok doğru bir şekilde planlaması gerekiyor. Onu yapabilecek kalitede, onu yapabilecek özgüvende şu anda. O anlamda herhangi problem yok ama esas Fenerbahçe'nin farkı Ocak ayından sonra ortaya çıkar. Volkan aslında bence performansıyla öne çıkan ama çok da fazla da geçmeyen bir oyuncu daha var. Gustavo. Yani sezonun başından beri gerçekten çok büyük etki gösterdi takıma ve etkisi devam ediyor. Bence orada değişmez oyunculardan bir tanesi olarak kalmalı. Neler söyleyeceksin Gustavo ile ilgili? Gustavo bu kadar çok konuşulmamasının sebebi şu. Alışılmışlık mı? Sürekli onun üzerinden 8-9 oynadığı evet. için herkes alıştı yani bu oyununa artık. Herkese normal geliyor. Ama gerçekten her maç takımın en iyisi. Orta sahada özellikle sürekli ayakta kalan tek oyuncu. Zaman zaman Ozan fiziksel olarak düşüyor. Evet. Zaman zaman Sosa'yı konuştuk düşüyor. Yani Tolga girdiği zaman mesela aynı performans olmuyor. Pelkas düşüyor. Yani etrafındaki her oyuncu düşebiliyor. Düşmeyen tek adam Gustavo. İnsanları da alıştırdı. Evet. Ya biraz böyle kötü gözüktüğü zaman ya bu adam oynamıyor kardeşim falan demeye başlıyor insanlar. Ama mükemmel bir profesyonel. Bir de Allah vergisi bir fizik yapısı var. Şimdi bazı evet. oyuncular öyledir. Yani mesela Gökhan Gönül de öyle bir oyuncu. Gökhan Gönül 90 oynar, bir üstüne bir 90 daha oynar. Gustavo da aynı şekilde. Durmuyor adamlar, durduramıyorsun o adamları. Ki bu adamlar 30 yaşının üzerinde adamlar. Tabii Gökhan 85'li evet. yani 35 yaşında, Gustavo da 87'li olması evet, lazım, 33 yaşında. Evet, çok genç oyuncular da değil ama takımın baktığın zaman en ayakta kalan oyuncuları, yorulmak bilmeyen oyuncuları. Yani sezon başında teklifler geldi. Gustavo'ya evet. enteresan şekilde Fenerbahçe'nin istediği seviyede değildi. Avrupa'dan gelen teklifler. Tekliflerin biraz artmasını istediler ama o teklifler artmadı. İyi ki de artmamış. Yani Fenerbahçe'nin Gustavo'suz başladığı bir sezonda bu havayı yakalayabilir miydi? Ben zannetmiyorum açıkçası. Gustavo'suz başlasa bu ortam, bu sonuçlar gerçekleşmeyebilirdi. Peki şimdi transferlere geçeceğiz. Fenerbahçe zaten durmak bilmiyor transferlerde. Ocak ayı için de hala isimler geçiyor ama onun öncesinde istersen bir Başakşehir'i tebrik edelim. Manchester United galibiyetinden evet. ötürü. Başakşehir'in Konyaspor maçından bahsettik ama evet. Başakşehir'in Manchester United maçından bahsedemedik. Şimdi ben İngiliz futbolu izlemeyi çok severim. İngiliz futbolunda da mesela böyle bazı uygulamalar hoşuma gider. Mesela topu taca atmak yasaktır hani biri sakatlandığında filan. Hani evet, oyun hızını kesmeme adına falan. İngiliz futbolunu severim. Hatta sadece Premier Lig değil alt ligleri de izlerim. Şunu söyleyeyim ama bir İngiliz futbolu sempatizanı olarak şunu söyleyeyim. Bu küstahlıkları, ukalalıkları vardır yani. Çok açık ve net. Şimdi Manchester United'da bu küstahlığının ya da bu ukalalığının kurbanı oldu. Evet. Tamam Dembaba evet belli bir yaşa geldi. Dembaba eski gücünde değil. Bunu biz de biliyoruz da kardeşim öyle de bomboş bırakılacak bir adam da değil yani. Aynen öyle. Bu kadar da saygısızlık olmaz. O saygısızlığı yaparsan böyle bir sonuçla karşılaşabilirsin. Yani belki bir maç daha yapsalar Manchester United Başakşehir'i rahat yenebilecek. Bilmiyorum onu. İkinci yarıyı zaten tek kale oynadılar. Ama işte o küstahlıktan, o ukalalıktan güzel faydalandık. Evet. Bu arada yani Dembaba attığı golün dışında mükemmel bir dokunmadan asist yaptı. Tebrik ediyorum. Avrupa'daki gururumuz olmaya devam ediyorlar. Sivas Spor da aynı şekilde. Evet. İlk galibiyetini aldı onlar da grupta. Kolay değil. Manchester United gibi marka bir takım. Bu arada ülke puanı açısından da tabii çok ki çok kritik. Biz iyi. Artık elimize kalemi evet. kağıdı aldık. Şey yapıyoruz. Ya acaba şampiyonu
Şampiyonlar Ligi'ne gönderebilecek miyiz hesaplaması evet. yapıyoruz. Bu ortamda gelen iki tane galibiyet güzel bir hafta oldu. Hem Başakşehir hem Sivasspor'a bir Türk vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Umuyorum sizin gibi örnekler artar sevgili kulüplerimiz. Diğer büyük kulüplerimiz de Avrupa arenasında galibiyet almaya başlarlar bir zahmet. Evet umuyoruz. Yani biz de. Yeter Başakşehir bu geçen evet. sene taşıdı, bu sene taşıdı. Bir zahmet 3 büyük, 4 büyük diye, 4 büyük biziz diye şey yapıyorsunuz böyle ortalarda geziyorsunuz. Ama Avrupa'da Başakşehir var yani. Bir an önce harekete geçmeniz lazım. Avrupa'da tek büyük Başakşehir şu anda. Evet kesinlikle. Peki gelelim transferlere. İzleyicilerimiz de merakla bekliyor. Eminim ki siz de hala daha fazla transfer gelsin istiyorsunuzdur. Şimdi birkaç isim var. Önümde not da aldım. İlk isim Erol Bulut'un yine Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Kolker. Hı hı. Bu oyuncu ile ilgili girişimlerine başladığına dair bilgiler var Fenerbahçe'nin. Bir bilgin var mı senin? Şimdi Fenerbahçe Ocak ayında bir çok yoğun bir transfer dönemi geçirmeyecek. Bir kere en başta bunu söyleyelim. Yani işte ha ne olur? İşte Ozan Tufan'a reddedilemeyecek bir teklif gelir. Hı hı. Efendim Samatta'ya derler ki Aston Villa ya biz seni gönderdik yanlış yaptık. Biz sana şu kadar para verelim geri alalım falan. Öyle şeyler olmazsa, ekstra durumlar olmazsa çok büyük değişimler beklemiyorum bir kere. En başta onu söyleyeyim. Nerede değişim olabilir? Hep birlikte bunu konuşalım. Bir, stoperde istenen ikili yakalandı mı? Bir hafta Serdar bir hafta Tisserand Lemos, bir hafta Tisserand Serdar mesela. İstenen ikili yakalandı mı? Bu soru işareti. Evet. Buraya bir bunu bir kenara koyalım. Onun dışında eksik diyebileceğimiz bir bölgesi yani kaleden başlayıp en uca kadar gidiyorum. Ben göremiyorum. Kanat rotasyonu işte Pelotti'nin de katılımıyla bayağı zenginleşti. Evet. Onun dışında baktığımda santrfor pozisyonu için yani 3. santrforun bile işte gerek gelip katkı yapabiliyor. Hani Kemal Adem genç bir oyuncu 24 yaşında. 10 numara pozisyonuna 1 değil 4 tane aday sayabiliyoruz. Sağ kanat öyle, orta saha öyle. Sol bek sağ yani sadece stoper konusunda bir takviye sanki olabilir gibi duruyor. Bununla ilgili de yani Steven Kolker da olabilir eski öğrencisi. Evet. Bununla ilgili Avrupa'da da çok ciddi çalışmalar yapıldı yaz transfer dönemi. Hatırla birçok oyuncunun ismi gündeme geldi. Hatta Chelsea'ye giden Fransız oyuncu Malang Sar da bir ara Fenerbahçe'nin ciddi gündemindeydi. Hatta başkan dedi ki bir Bakasetas'ı alamadık bir de Malang Sar'ı alamadık dedi yani. Birini Emre istedi birini Erol Hoca istedi dedi. Stoper konusunda bir takviye olabilir. Bu isim de Steven Kolker olabilir. Olabilir ama şu anda böyle somut bir gelişme var mı? Alanyaspor'la oturuldu mu, masaya konuşuldu mu? Ben öyle bir şey duymadım. Hı hı. Onu söyleyeyim. Ama artık yaklaşık işte Kasım, Aralık yani bir ay sonra filan biz bu işleri daha detaylı, daha böyle derinden, derinlemesine ne oluyor, ne bitiyor izleyenlerimize aktarmayı başlayacağız gibi gözüküyor. Onun haricinde aslında dediğin gibi belirli yerlere, belirli takviyelere gerek yok ama Fenerbahçe daha çok genç oyunculara yönelme peşinde. %100. Evet, bu isimlerden bir tanesi de Altın Ordu forması giyen Burak İnce. Kendisi 16 yaşında, çok genç bir oyuncu ama Altın Ordu'da gösterdiği performansla oldukça beğeniliyor. Hatta Emre Belezoğlu'nun da veliahtım dediği bir oyuncu. Çok iyi yani her anlamda futbolla alakalı yani hem yetenek olarak hem oynayış tarzı olarak gerçekten çok iyi bir oyuncu, iyi görüntü sergileyen bir oyuncu. Oyuncu ile ilgili neler söylersin? Şimdi sen bana geçen hafta Ali Akman'ı sormuştun. Evet. Ben sana verdiğim yanıt şuydu. Sadece Ali Akman değil birçok genç oyuncu takip ediliyor dedim. Bunun dışında da oyuncular var. Antalya Spor'un alt yapısında oynayan bazı oyuncular takip ediliyor. İstanbul'da ikinci, üçüncü liglerde oynayan oyuncular var. İsmail Yüksek gibi. Yani evet. İsmail Yüksek şeyde oynuyordu. Adapazarı'nda Kocaeli'nde bir takımda oynuyordu şimdi unuttum takımını da yani İstanbul çevresi de böyle işte gelen informasyonla istihbaratla gidip izliyorlar beğenir olursa ilgileniyorlar bakıyorlar alabilir miyiz alamaz mıyız yani geleceğe yatırım olarak yapılıyor. İsmail Yüksek mesela şeye gitti Balıkesir'e gitti bir tane videosunu izledim çocuk 21 yaşında da bakıyorum 30 yaşında tecrübeli orta saha oyuncusu gibi alıyor, veriyor, dönüyor. Yani
ilerleyen dönemde Fenerbahçe için ciddi bir kazanç olabilir. Hı hı. Çok maliyeti çok uygun bir oyuncu olarak alındı. İlerleyen dönemde çok ciddi bir kazanç olabilir. Topuk Yaylası'nda da Erol Hoca demişti ki yani İsmail Yüksek var. Onu bile ben nereye koyacağım bilemiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çok beğendim demişti Ferdi ile ikisini. Evet. Şimdi Ferdi kadroya giremiyor. İsmail mecbur kiraya verildi oynayacak yer yok diye. Ömer Faruk bir yandan konuşuyoruz. Ömer Faruk'un durumu. Bu genç yatırımlar devam edecek. Bu arada da şunu da ekleyelim. Genç konusu sadece transfer olarak düşünme. Altyapıda da çok çok ciddi bir değişim başlıyor. Evet, bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Çok ciddi bir değişim başlıyor. Emre Belözoğlu önderliğinde Fenerbahçe altyapısı felsefe değiştiriyor. Hocasından oyuncusuna, beslenmecisinden mentörüne her şey baştan aşağı değişiyor. Dere ağzında. Darası tüm altyapıların başında. Dere ağzı diyorum, dere ağzı diyorum. Bir yıl sonra altyapının büyük bölümü Samandıroğlu olacak. Ve Fenerbahçe birkaç yıl içerisinde bak hep bu altyapı yatırımları yapılır böyle yalandan. Biliyorsun işte altyapıya önem veriyoruz, şöyle yapıyoruz. Böyle Fenerbahçe çok yıllardır çok ciddi yatırım yapıyor. Çok değerli oyuncular katıyor kadrosuna, genç oyuncular alt yaş gruplarına. Fakat üst yapıya geçiremiyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bunun formülü bulunmuş durumda. Bunun formülü Samandıra'yla dere ağzını bir araya getirecek formül. Onu bu da formülü bulan kişi de yine Emre Belözoğlu. Yine Emre Belözoğlu. Ve Samandıra'ya genç takımları getirecek. Diyecek ki kardeşim bakın bu sahadasınız, iyi oynayın öbür sahaya geçin. Bu kadar kolay. Gelin geçin. Top sizde. Bu mesajı verdiğiniz zaman genç oyuncu zaten bir çalışıyorsa 10 çalışır. Ama sen köhne bir tesiste adamı bırakırsan genç oyuncu, ulan benimle kimse ilgilenmiyor der. Futboldan da soğur, başka şeylere de yönelir. Motivasyon nargile olur. İçmeye başlar. Aynen öyle. Fenerbahçe altyapısının yarısı, ben biliyorum yani hepsini görüyorum. Nargile kafede. Şimdi demeyeyim de geçmiş yıllarda. Çocuk 18 yaşında, ben tanıyorum çocuğu, bir bakıyorum karşımda nargile içiyor. İşte bunların önüne Samandıra'yla geçersin. Evet, çok doğru. Samandıra'yla geçersin. O zaman ne olur biliyor musun? Adam erken yatar. Ulan ben yarın belki Sosa ile aynı takımda antrenman yapacağım diye hayal eder. Evet. Belki Perotti ile karşı karşıya oynayacağım diye hayal eder. Bu çok önemli. Oyuncuları kazanmak adına dere ağzıyla Samandıra'nın birleştirilmesi kararı mükemmel bir karar. Ve Fenerbahçe tarihinin de belki de yakın tarihin alınmış en önemli kararlarından bir tanesi. Volkan, Ömer Faruk dedin. Ömer Faruk'la ilgili son gelişmeler ne? Emre Belözoğlu antrenmanda basın evet. mensuplarıyla küçük bir toplantı yaptı. Orada söyledi, hı hı. Ömer Faruk'la ilgili bir plan ve proje belirleyeceğiz dedi. Hı hı. Ama tabii ki de merak ediliyor ne olacak diye. Şimdi her hafta konuşuyoruz. Bu iş yaklaşıyor, bu iş olacak, bu iş olmak üzere. Fakat işin gerçeği şu ki ortada bir imza yok. Gelen bilgiler hep sorduğumuzda işte Emre Belözoğlu da dedi ki olumlu, bir sıkıntı evet. yok. O bizim için çok büyük bir değer. İşte şeyde bir önceki hafta basın toplantısında hem başkan hem sportif direktör dediler ki Ömer Faruk'la anlaşacağız, evet. işte çözeceğiz işleri. Sinyaller hep olumlu. İmza var mı dersen yok. Yani şimdi Ömer Faruk'un süre alamamasını geçtim. 21 kişilik kadroda dahi olmaması bir şeylerin mesajı. Yani gelen sinyaller olumlu olmasına rağmen ben duruma baktığımda sanki böyle hemen pıt diye bir anlaşma olacak gibi gelmiyor bana. Çünkü bir anlaşma ya da bir yakınlaşma olsa, bir zeminde buluşulmuş olsa Ömer Faruk'u kadroya alırlar. Niye almasınlar? Ama gördüğüm kadarıyla kadroya da alınmıyor. Hı hı. Yani sanki bir uzak menajeri yakınlaşma mi? Durumu menajeri söz konusu. Menajeri kimdi Ömer Faruk'un? Vallahi şimdi ismini böyle bir kere de çıkarım. Hayır yani şey gibi mi? Bir menajer mi yoksa hani dayısı mı? Öyle ya zaten şu anda teknik sanki? Olarak menajer olamaz. Hı hı. 18 yaşından küçük olduğu için. Evet. Yani tabii bunlar kağıt üstünde yani menajeri yok diyoruz da var aslında yani. Ama şunu söyleyeyim ailesiyle daha çok Fenerbahçe yönetimi. Çünkü Emre Belözoğlu görüşmek istedik ama görüşemedik tarzı bir söylemde de bulundu o açıdan görüşmek, söylüyorum. Görüşmek istedik de görüşemedik değil de daha çok geldi ama görüşemedik, olmadı evet, gibi bir şey söyledi. Bir şey. Yani olumsuz bir durum yoktu ama olumsuz bir durum yok, olumsuz bir durum yok diyoruz da ya olumlu da bir durum yok. Evet. Açık ve net. Ya imzaladığı sürece
kadroda yer bulur. Ama kadroda yer bulmuyorsa, 20 kişi kadroda bile yer bulmuyorsa, orada çok böyle bir anlaşma zemini ben görmüyorum açıkçası. Gelen sinyaller olumlu olmasına rağmen söylüyorum yani bunu. Volkan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Eklemek ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Tekrar edeyim. Yayının başında söylemiştim. Güzel yorumlarınız için tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bizi çok onore ediyorsunuz. Yayınlara her hafta devam edeceğiz böyle. Evet, Neslihan'la. Bekliyoruz. Bu sefer çay kahve içerek. Çok da keyifli oldu yeni bence formatımızda. Böyle. Evet. Aynen öyle. Sizleri de bekliyoruz. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna falan. Kanalımıza hoş geldiniz. Peki. Volkan Demir'e tekrardan çok teşekkür ederim. Volkan Demir'le Fenerbahçe gündeminin bu hafta da sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.